Güzel Şimdi çalışıyor. sen hastaneye gittin. Evet. Sana deli raporu verdiler. Sen akıl hastanesine yattın. Tedavi ol. Ne yaptın? Yani nasıl iyileştin? Seni nasıl bıraktılar? Yani Ramazan Hoca, sen deli misin? Akıllı mısın? Bize bir anlatır mısın? Şimdi bakın bunu söylüyorum. Benim babam okuma yazma bilmiyor. Babama karakolda babamın deyişiyle diyorum. Çünkü ben orada şahit değildim. Evet. Babamın demecini söylüyorum. Babam dedi ki işte bana kağıt imza atmışlar. Oğlunu bırakacağız diye. Benim de bundan haberim yoktu. Tabii babam da bana bir kağıt imza attı demedi. Gizledi. Bak gizledi. Evet. Söylemedi, şimdi söyledi. Onun da artık yaşı 80 olduğu için, hafıza kaybı olduğu için bazen 2 saatte 3 saatte birbirine uymuyor benim babamın. Doğru koy. Hafızı yaşlıdır. Bunamış. Okuma yazması yok. Kültürü zayıf. Namazın niyazını kılıyor. Müslümanın kendi halindedir. Sonradan polisler beni şey yaptı. Ben mahkemeye giderken kağıt istedim. Baktım ki benim babam benim aleyhime şahitlik yapmış. Artık sonradan ilk gün söylemedim. Dedim benim babam nasıl öyle bir şey yapar? Sonradan babam diyor ki işte bana imza attılar. İşte beni hastaneye yatırdılar. 12 gün ben gizledim. Ben Diyarbakır'daki arkadaşa dedim ki benim bu hastalığımı gizle. Beni yani Elazığ'a götürecekler. Kimseye söyleme. Ramazan Hoca dinlemeye çekiliyor dedim. Bir kere çünkü zorla götürüyor. Biliyor musun? Mahkeme kararı. Savcılık kararı inanır. Düzce Üniversitesi'ne bana şizofreni raporu verdi. Yani ondan sonra savcılık beni Elazığ'a sevk etti. Ben de arkadaşlar dedim ki gizle. Kimse söyleme. 12 gün orada kaldım. En son arkadaşım Diyarbakır'da ağzından kaçırıyor Ramazan Hoca'yı. İşte hastaneye götürdüler. Ağzından kaçırdı. Olay duyuldu. İnternette 2-3 günde kamuoyunda tepki verdi. Bana yoğun bir destek oldu. Destek verenlerden bir kısmından Allah razı olsun, bir kısmından Allah hidayet etsin diyordu. Etsin diyorum. Olay bu kadar, evet. Peki bundan sonra ne yapacaksın? Yine Ulu Cami'nin bahçesinde senin tabirinle tebliğde bulunuyor musun? Şu an ben bir mahkeme süreci yapmışım. Mazlum Der'in avukatları geldi. Ücretsiz bana İstanbul'dan telefon açtılar. Bu Evet. nezaketten geldiler. Hastanede beni almaya geldiler. Müsaade edilmedi. Devlet polisler aracılığıyla beni Diyarbakır'a getirdiler arabayla. Teşekkür ediyorum onlara. Mazlum Der'in avukatları şu anda mahkemeyi yeniden yargılanma için, üzerime atılan iftiranın atılması için yeniden mahkeme yolu yeniden yakalama için uğraşıyorlar. Olduysa oldu, artık olmadıysa bakacağız artık durum nereye gidiyor. Şu anda tebliğ faaliyetime de devam ediyorum. Ama isteyenlere anlatıyorum, istemeyenlere de anlatmıyorum. Peki bu senden davacı olan kadından özür diledin mi? Hayır, ben özür dileyecek bir şey yok. Kendisi özür dileyecek. Benim değerlerime uymadı. Bana hakaret ettim, yetim de bana sapık dedi. Ben ona bir hakaret, kötü söz, küfür söylememişim. Kendisi benim inancımı, kurallarını çiğnemiş. Kendisi bana iftira atmış, hakaret etmiş. Onun yüzünden 8 saat içeride kaldım. O kadar hakaret gördüm. Ben onu Allah'a kabul ediyorum. Onun benden özür dilemesi lazım. Benim ondan özür dilemem değil. Peki Ramazan Hoca, çok teşekkür ederim katıldığın için. Rica ederiz. Estağfurullah, teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Sağ Eyvallah. olasın. Ben bu arada Bahri İleri'yi tanıyor musun? Bahri İleri. Evet, kendisini tanırım. Kendisini tanıyorum. Evet, Bahri Bey'e de buradan selamlar, sevgiler. Zeynel Abidin Erdem'in de sana çok selamları var. Aleyküm aleyhisselam. Size ve onlara selam olsun. Teşekkür Aleyküm. ederiz. Eyvallah. O da bayağı bir konuya çok eğiliyor, çok seviyor seni. Evet, Valla Allah da onu bir şey istersen. Teşekkür söyleyeceğim. ediyoruz. Ramazan, bu sen Twitter hesabın var mı senin? Twitter hesabım yok. YouTube'um var, fazla kullanmıyorum. Bazen kullanıyorum fazla. Twitter hesabım yok. Yok. Ama bayağı senin için savunmaya geçti millet yani. Teşekkür ederim. Savunma geçerli. Allah onlardan razı olsun. Teşekkür ederim. Hidayet eylesin. Diyorum, teşekkür ediyoruz. Peki. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olasın. Evet. Deli mi, akıllı mı? Siz karar verin. Ben her şeyi anlattım. Soru mesela geçmişte bir okuldan atılması falan. Söyledikleri bana mantıklı geliyor. Bu hakimin karşısında söyledikleri de çok mantıklı. Orada bir yanlış anlaşılma olduğu belli. İşte böyle akıllı bir adama deli diyoruz.
Vallahi ben bir şey söyleyeyim. Alparslan Kuytul'dan çok çok akıllı bir adam. Kim ne derse desin. Hani Alparslan Kuytul'un müritleri namaz, niyaz, Allah, peygamber, sabahtan akşama kadar böyle o başlarındaki Alparslan hoca dedikleri adama eğilip kalkıyorlar ama bir de bu taraftan da sosyal medyada dümdüz gidiyorlar. Ana avrat, ölmüşlerimize küfür ediyorlar. Bu da ayrı bir olay. Yani bu nasıl Müslümanlık dedirtecek bir takım şeyler yapıyorlar.